ben vereceğim. Güzel. Kim söylemiş? Serhat Bey. O salonda ben varım. Tebrik ediyorum. Bir dakika. Kim diyor? Bir dakika. Bir daha oku. İşte Umut. Sabır boyun. 35 işte King Umut. İşte bu. 35 King Umut. Bravo. Evet. Kral. Kim demiş? Ozan Ozarar. Ozancığım aynen senin gibi düşünüyorum kardeşim. İnsanlar, vampirler, minatörler ve tuhaf farklı bir sürü ırktan varlıklarla birlikte yaşıyoruz. Ben ise elflerden Veranus. Tek bildiğim kusal geyikler denen soydan geliyor oluşum. Küçük bir ekibimle ormanlarda ağaçların içinde yaşardık. Hepimiz yokçulardık. Onlardan farklı olarak ufak tefek büyüler yapabiliyordum. Örneğin ateş yakmak gibi. Bir gün minatörler yaşadığımız alana baskın düzenledi ve tek kurtulan bendim. Kurtulduktan sonra kendimi kanıtlamak üzere şehir şehir dolaşıp mücadelelerde bulundum. Hatta Lady Elina'nın ordusuna katılarak kuşatmalara bile katıldım. Fakat bir gün ordumuz bozgunur atıldı ve yine ortada kaldı. Zamanla içinde Trimen'in de bulunduğu bir ordu kurarak haydut gruplarıyla savaştım. Yaptığım birikimleri yeni büyüler öğrenmeye harcadım ve savaşmaya devam ettim. Harmonimiz tükendiği için artık ordumuza Trimen yoktu ve epey güç kaybetmiştik. Fakat özel yeteneğimi aktifleştirmeyi başarmıştım. Kullandığımda birkaç diryat çağırabiliyordum. Ve bu işleri epey değiştirebilirdi. Neyin olduğunu kafanızı karıştırmasın için Southstreet Kart'tan önceki video izlemenizi öneririm. Video geçmeden önce bölümün sponsoru... Daha çok büyü için daha çok altına ihtiyacım olduğu için turnuvaya katılmaya karar verdim. Ama verdikleri ödüle bak, ben bu ödüle ancak darrağını taşrağını silerim. Bokçuluğum gelişsin diye gireyim dedim, bari dedim adamınkileri de ben vurayım. Lan birden adam 200 puanları geçti anasını satayım. Niye bu kadar az puan veriyor, eğleneceğim a**kıyım. Elendim. Obayes parasını dürbük ananın sok. Bizim kralın turnuvaları hiç para kazandırmıyor, o yüzden savaşmaya devam edeceğiz mecbur. Mbappe yine orada, kim var? Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayali kurdu Mbappe. Yok. Neymar yok. Ben hala dolaşıyorum. Trimen olmadan yolumuza devam ediyoruz. Elimdeki meyve bıçağım birader, dımıç atmıyor hiç. Harmonimiz olmadığı için canımız çok düşük. Abi harmoni ne demek? Burayı dikkatli dinleyin. Elflerin sağ puanı gibi düşünün. 1500'ün üstüne çıkınca debufflardan kurtuluyoruz ve orman yırtıkları ve çeşitli buffları almak için harmoni harcıyoruz. Köylerimizi başka krallıklar aldığı için ve antik ağaç adamıma çok fazla maaş verdiğim için harmonim bitti. Yeni yeni toparlanıyoruz. Wars of Laoleron 140 mı? Ben bu teklifi anca... Bizi çağıranlar da elf ama high elfler. Başka krallık. Bizler orman elfleriyiz. Onlar büyü konusunda çok iyi. Bizler okçuluk. Üstünde rork satması olan şehirlerde askerler iyi oluyor. Yuh bin ne lan? Ebelik. 7. seviye asker. Ne adam akıl hızdırı var, ne kalkanı var. Elinde bir tane balta var. Özellikleri iyi sadece. İyi bakalım, hadi bir tane alıp deneyelim. Öldürmeyin, çok para verdim. Tek başına 3 kişi indirmiş ama bence kötü ulit ya. Beastmenlerin liderini buldum. 20 askerle geziyordu. Hatırladın mı? Lan beni. Yaşadığımız yere basıp 9 adamı öldürttürdün. Ama seni yenebilir miyim bilmiyorum oğlum. Bu arkadakiler çok korkucu duruyor. Tamam ya, altı üstü bir tane minatörü varmış. Mal oğlum mal ya amına. Bokçularımız harbi sağlanmış. Lavuğun malafat kadraja zor sığmış. Bunu esir alıyorum. Harmonimiz çok yavaş artıyordu. O yüzden mensup olduğumuz işe tapınağına giderek duamızı ettik. Bu sayede 4 gün boyunca artı 20 fazladan gelecek. Hemen yanındaki askerlerin yetiştiği şehre gittim ve Wildrider adında geyik süren pahalı askerlerin olduğunu gördüm. Bizim klanımızın sembolü kusal geyik olduğu için bu askerlerle dolu bir ordu fazlasıyla havalı olurdu. O yüzden paramın küsuratının yeteceği kadar 8 tane aldım. Ya askerlerin yetiştiği bir köy daha gördüm ve ilgimi çekti. Vallahi elflerin kaç tane askeri var bilmiyorum ama hiçbiri kalkan kullanmıyor anasını satayım. Yunancımız 53, büyücülüğümüz de 84 seviyelerinde. Okçuluğum 50'yi geçti, o yüzden yeni yayımı takabilirim. Kendime bir tane yayı aldım, henüz okçuluk seviyem 44 yayı satmış. Paramız yine 5000 altın altına düştü. Daha güçlü düşmanlarla savaşıp daha çok para kazanmamız lazım. Şu Bismar Akıncı'dan inebilsek çok güzel olurdu. Hem kalabalık hem güç şerefsizler. Ordumuz iyi de kapasite hala çok düşük. O adam sanki beni tanıyordu. Bir şeyler biliyor gibiydi. Nereye yıldı bilmiyorum ama bu kadar otların arasında onu bulamadım.
Ulan yeter, kendimi escort gibi hissetmeye başladım ha. Minatör birliğimize katılmak istiyor. Gel bakalım aslan. Oğlum salın minatörü mü? Kral sapa sağlam çıktı oradan. Elf becerilerimizi yavaş yavaş güçlendiriyoruz. Bir süre harmonimizi arttırana kadar tapınağın etrafında avlanmaya devam edeceğiz. Artık doğayla bile harmoniden eksiyoruz arkadaş. Vittorio De Luca yine mi sen lan? Heh, arıyor yine orası çocuğu. Buyur abim, Johnson abim. Beni yen 5000 altın vereceğim diyor. Ya krallığımızdaki harmoni sorunundan poğaça alamadım, ekmek aldım. Beni nasıl? Günde 3 harmoni gider diye Dryad alamıyorum orduma. Büyücü müziği geçmişti ve tekrar bir ustasının yanına gittim. Taşa dokunmamın ardından şaşkın bir şekilde bana 4 farklı tür büyü yapabildiğimi gördüğünü söyledi. Hankle'a mensup olduğumu sorunca ve ona kutsal geyikler deyince benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Her neyse, ben burayı bir öğrenmeye geldim hocam. Zaten tek seferde göstersen öğrenirim. Param da yanımda. Bana High Magic'ten bir hasar büyüsü gösterdi. Bu büyünün patlama alanı bayağı bir yüksek ve güzel hasar veriyor. Bebeği düşmanları da yıkıyormuş, bunu yeni fark ettim. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Ha bak, niye bize de patladı oğlum? Artık bizim hedeflerimizi büyütüp Beastman akıncılarıyla savaşmamız gerekiyor. Tekrar büyücünün yanına giderek bir sağlam büyü daha öğrendim. Bu büyüyü de ilk kez Beastman akıncılarına karşı savaşırken kullandım. Büyü gökyüzünden ebabil kuşları gibi taşlar yağdırıyordu. Altı kayıp verdik, zor savaştı valla. Ama ganimetler harika. Güzel bir elf özelliği aldık. Artık dua ettikten sonra artı 20 fazladan armoni alacağız. Büyülerime hasar vermek elf özel yeteneğimi aktifleştirmemi sağladı. Karmamla birlikte bir sürü dryad geldi ve üstünde yeşil dumanlar vardı. Sanırım daha güçlülerdi. Büyümün mantığını iyi kavramam gerekiyordu. Gelin bakalım. Normal dryadlardan çok daha hızlı hareket ediyorlar. Aha, üstlerindeki şey gitti ve... belli bir süre güçlü başlıyorlar. Büyü yeteneğim ne kadar fazlaysa o kadar direkt çağırma şansım artıyor. Mesela şu an 7 tane falan çağırdım. İleride çok daha fazla ve güçlü askerler çağırabileceğimi hissediyorum. Yolda elflerin kralı denk geldi. Ordumun fena olmadığını söyleyip bir ricada bulundu. Bismar akıncıları bize epey bir yıprattı. Eğer 10 akıncı birini yok edersen sana 20.000 altın ödeme yapacağım dedi. Ben de tabii kabul ettim. Onu sikeyim. Allah! Bak yine köy yağmalıyorlar. Dryadları ilk çağırdığımda harbi bayağı güçler ha. 2-3 Bismar akıncıların ganimetlerini sattık, 35k para yaptı. 10 tanesini halledince zaten 100k üstü param olur, görevden de 20k gelir, sağlam büyüler öğrenirim.
Kesin yine köyü yağmalamaya gidiyorlar. Bezier mi? Nedir oğlum gariban sizden çektiği? Bekliyorum orada. İki minatörü büyülerimle tek başıma öldürdüm. Pişmişiz. Hiç kayıp vermeden kazandık. Lan durun çok gittim. Oğlum 10 tane çağırdım lan. Elf yeteneklerimi geliştirdim ve artık savaşın başında diriyatlarımı çağırabiliyorum. Görevi bitirmemize çok az kaldı. Harmonim anca binleri geçti. Ganimetleri sattık ve görevi tamamladık. Paramız yaklaşık 150 bin altına yaklaştı. Bunun 100 bin altını yeni büyüler öğrenmeye harcadık. Spellcraft'ımız 150 oldu. İki seçenek vardı. Ya daha çok hasar verip daha az büyü kullanacaktım ya da daha az hasar daha çok büyü. Nedense içimden bir ses daha çok hasar seçmem gerektiğini söyledi. Farklı tip büyüler öğrendim. Ateş büyülerinden bir ateş topu öğrendim ve büyük bir alana hasar verip onları yakıyor. Diğer öğrendiğim büyüde kısa bir alanda ateş püskürtüyor onları hasar verip ittiriyor. Oğlum sen hala niye 20 adamla geziyorsun? Yeni öğrendiğim bis büyülerimden birisiyle düşmanları prangalayıp aşırı yavaşlatıyorum ve diğer bis büyüsüyle bu sefer harbiden ebabil kuşlarını getiriyorum. Azar azar sürekli hasar atıyorlar. Bir diğer öğrendiğim büyüde bir alan açıyorum. Bu alan dışında gelen hiçbir hasar yemiyorum. Ulan alandan çıktık güdümlü atıyorlar. Ve öğrendiğim son yetenek Drain Life sayesinde belli bir alandaki düşmanların canını azar azar azaltabiliyorum. Askerlerim kalitesi gayet iyi fakat sayıları az. 40-50 tane. Vampirlerin en aşağısı 200 kişiyle geziyor nasıl satayım. Kardeşim siz bir yavaşlayın. Böyle de kuşları alın. Canınızı da alayım. Ve boom. Artık bunların yine gidip soylarını kurtmanın vakti geldi. Onunu s**k. 117 kişi mi? Beyler geri mi dönsek ya? Savaşacağız ulan kimlerine ganimet düşüreceğiz. Bunlar bir de bu kadar değilmiş 400'müş nasıl satayım. 60'a karşı 400. Ama bunu başarabilirsem krallıkta büyük yankı uyandırabilirim. Okçularımız fena iş çıkarıyor. Bence hala kazanabiliriz. Kafa kafayız alabiliriz. Asiktir yapma. Neyse bizimkiler... Lan kaçıyorlar. Oğlum niye kaçıyorsunuz? Yenersiniz. Tamamdır sorun çözüldü. Yine parayı 100K'nın üzerine çıkardık. Artık büyük adımlar gerekiyor. Ordu kapasitemi arttırmak için bana bir yaşacı lazım. He burada içeyim içiyor. 20K mı? Al bakalım. Ben zaten 18'im karı 30'lardan ıslatayım kazıklandık. En azından iyi haber klan seviyemizin 4 olmasına çok az kaldı ve bayağı fark ettirecek. Artık elf kralı da bizi vasal olarak görmek istiyor. Kralla görüşmeye gittim ama garip bir şekilde kadın sesi çıkardı. Karı desen karıya benzemem. Erkek desen erkeğe benzemem. Travesti desen travestiye benzemem.
Bakayım senin cinsiyetin ne? Adı mıymışsın sen ya? Affederseniz beyim mi? Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın? Değil misin? Sert mafya mısın? Ne böyle oldun belli değil. Artık biz de elf krallığına dahil olduk. Kralın bana bakışları tuhaftı tabii. Sağ olsun bana 200 küsur asker verebildi. Sadece elitler alabildim ve güzel bir kılıç verdi. Plan sevim 4 yapıp üstteki ağacı açacağım ve kapasitemi arttıracağım. Kendi bir yakmayı nasıl becerdim lan? Sonunda Harmony 1500'ün üstüne çıkarabildik. Birader ne oluyor, herkes beni destekliyor. Hiç alışık değilim. Elf kardeşlerime teşekkür ediyorum. Oğlum şehir vermişler, what the fuck. Kale sanıyordum ben bunu. Hem de iyi askerler yetişiyor. Aktif olarak, refah olarak krallıktaki en iyi ikinci şehir bende. Tabi erzak sorunundan dolayı refah hızlıca çakılıyor. O yüzden alın size benden sınırsız et. Bir süre şehrime vali aradım. Ferarite adında gudubet bir karı buldum. Ama çok fena vali he. Güzel şehir, güzel şehir. Artık bu ağaç da açıldı ve çok güzel özellikler var. Hatta çağırdığım diryatların yanına Tremen'i de çağırabileceğimi söylüyor. Lord Stallone'uma bak be. Ulan nerelerden nelere geldik, şaka gibi. Savaşlar ilan edildi de bunlar küçükmüş ya, bize sorun çıkarmaz. Oğlum bu köy adı ne lan? Kalemize paravanı vampirlere kaptırmış. Eski sahibi Lord bekliyordu ve bizden yardım dileniyordu. Kutsal geyiklerin geri döneceğini herkes biliyor dedi, çok anlamasam da. Yardım etmeye tarafımca onayladığımı söyledim ve bizim krallık birden savaş ilan etti. Üst üste gelmesi garipti. Herkesin kutsal geyikleri duyunca şaşırması artık merakımı tamamen kazanmıştı. Bu mevzuda bana yardım etse büyüler öğrenmemde yardımcı olan büyü ustası edebilirdi. Büyü ustası ise beni görünce, efendim her şeyden emin olduk dedi. Efendim mi, ne alaka? Sayın Veronus, görüyorum ki gerçekleri yeni öğreniyorsunuz. Elflerin resmiyetli bir kralı olmasına karşın asıl olarak kutsal geyikler tarafından yönetilmekteydi. Kutsal geyiklerin asıl amacı elf topraklarının bütünlüğünü ve dünyadaki güçlerin dengesini sağlamaktı. Barışçıl ama gereken yerde ezici güçleri bastıran bu klan, hay elfleriyle orman elflerinin tek kanlarını mükemmel karış halleri ve ailesidir. Fakat kutsal geyikler bundan 26 sene önce kendisine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle muazzam güçlü vampir kral tarafından bir gecede katledildi. Uzun süre kutsal geyiklerin yokluğunu kabullenmeye başlamışken birden sen kutsal geyiklerden olduğunu iddia ettin ve tüm soylar bunun gerçek olup olmadığını anlamak için beklemeye geçti. Emin olduktan sonra sana vampirlerden uzakta bir şehir verildi. Daha gücünün %10'da bile değilsindir. Onun öğrenmemesi gerekiyor. Bunları bilmen gerekiyor ki senin annen, baban, abin, kız kardeşin, amcan hepsi bu adamla tek bir savaşta kaybetti. Üstelik savaşa 50 tane antik Tremen çağırmalarına rağmen yenildiler.